doktorlara da hani bir bilgisi, bir şeysi olan birisi yani aramasın. 3 yaşındaki Halime Sena bir yıldır solunum cihazlarına bağlı hortumlarla besleniyor. Hastalığına tam teşhis konulamayan küçük kızın ailesi yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor. Tabii ki bunlar hep yoğun bakıma girdikten sonra hep oldular. 2 senedir bir senedir de hassas ama çok böyle hassas yapılması gerekiyordu. Anlamadı. Buradan kırıldı. Buradan kırıldı. Kalsa buradan çekti. İmkanımız şey yapamadı. Devlet bu 2 seans fizik verdi. Onu da alalım dedi. Özel bir eğitim merkezine ismini vermeyeyim. Halime Sena. Ben olsun annesi. Anne, bakar mısın anne? Bak bakayım. Baktın mı bana? Annesinin kuzusu. Kurban olurum sana. Halime Sena. Kuzu. Annem. Halime Sena. Kuzu. Aç bakayım annem gözünü. Cerrah Paşa'ya başvurduk. Sapaya yattık 15 gün. Belinden sıvılar, tahliller, her şey yapıldı. Sonunda filoekson tahlili istendi bizden. Onu yaptırdık. Onun sonucunda kaç ay bekle? Bir sene sürdü. 9 ay sonucunda sonuç geldi ama yani Halime'nin teşhisi kuyulamadı. Onda da kuyulamadı. Bunlar hep kendi imkanlarımızda. Bunu devlet karşılamıyor. Onun üstüne bir şey çıkmadı ondan da. Bu sefer kaslar yavaşladı. Halime Sena'nın yutması bozuldu. Yutma testine Ankara'ya getirdik. Hacettepe'ye. Orada aylık 3 ayda bir, 2 ayda bir kontrollere gittik. Bazen deldi, tiroskomi açıldı. Ondan sonraki süreçte bize eğitim verdiler. Bunu evde böyle yoğun bakım ortamında bakacaksınız. Tabii bunun bakımları masraf isteyen, bu paralel hastalık. Yani günü biten ölür ama bunu bakamazsan tabii ki tez ölür. Sana doğum günü şeye geçti, yoğun bakımı. Oradan çıkamaz, her şey dediler. Ben Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyorum. Yani bu kas hastalıkları üzerinde daha böyle yetki verilmesi, nerede bir imkanı varsa, bir umudu varsa benim çocuğumu, böyle olan çocuklara yardım etsin, bizi oralara göndersin. Yurt dışında bunların yani biraz daha iyi durma. Tabii ki bir mucize beklemiyorum, Allah'tan bekliyorum. Yürüyüp kalkmasını beklemiyorum ama en azından şu hortumlarından kurtulsa, kucağıma istediğim gibi alsam hani. Benim kızım benim göğsümden ayrı durmazdı. Ağlamak istemiyordum ama olmuyor tabii. Burada. Nabzı 170 oldu. Yıldır. Geçen yıl 12. aydan beri yoğun bakım sürecinde başladık. Bir yıldır bunu evde kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyoruz. Evet, bazı dostlarımızdan Allah razı olsun arada bir yardımcı oldular. Yardımlarını esirgemediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bu artık bizi aştı. Gerçekten bu hastalık bir nevi yani gücümüz yetmiyor buna artık. Daha güzel, daha konforlu bir şekilde çocuğumuzu bakmayı istiyoruz. Ama bu maddiyata dayandığı için ülkemizde maddi sorunların da herkes tarafından bilindiği bir gerçek. Bu konuda hem hayırsever vatandaşlarımızdan hem devlet büyüklerimizden yardımlarını bekliyoruz. Kuzu, kimler geldi anne? Abiler mi geldi seni çekmeye? Hey kuzu, senin iyiliğin için anne.
Sen daha iyi yaşayabilmeniz. Kuzu.